Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizleri İzmir'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Sezgin Erbey var. Bu bölgede manavcılık alanında kendileri çalışıyorlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Nasılsınız? bulduk İzhan. Teşekkür ederim sizden sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar zamandır bu bölgede esnaflık yapıyorsunuz? 1,5 sene oldu. Çok ani bir karar oldu. Boş duruyordu dükkanımız, dedik değerlendirelim yani, evet. Aslında daha yeni bir esnafsınız, bu bölgede 1,5 yıldır faaliyet gösteriyorsunuz. Şimdi baktığımda meyvelerden sebzeleri birçok değişik ben aslında ürünler görüyorum. Eminim ki tabii mevsimlerine göre de sizler bunları tedarik ediyorsunuzdur. Burada en önemli olan noktalardan biri aslında kesinlikle yediğimiz meyvelerin, sebzelerin taze olması. Burada ürünlerimizin tazeliğine dikkat ediyor muyuz Sezgin Erbey? Haftada üç kez bizim meyve haline gidiyorum. İzmir Belediyesi meyve ve sebze haline. Haftada üç kere küçük bir lokum var. Onunla gidip getiriyorum ihtiyaçlarımı. Burası çok fazla bir işlek bir yer değil ama milletin ihtiyacı patatesi, domatesi. Evet. Mevsim dışı da dediğim gibi ne getiriyorlarsa halde, mesela karpuzludur, kumkuatlıdır, bilmem bazı değişik ürünler. Her hafta başka bir şey bulundurmaya çalışıyorum yani. Yani sadece olağan ürünler değil, işte mevsimi olmayan, belki işte hamilelerin böyle anında aşer diyor meyveler. Üstelik burada istekler de oluyor yani. Genelde küçük bir mahalle olduğu için herkes herkesi tanıyor. İşte Sezgin abi akşamdan arıyorlar, işte hanım çilek istiyor, hanım bilmem bunu. Ona göre de ben de hale gittim, onların özel isteklerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Ama genelinde genel gıdalar, patatesi, soğanı, domatesi, salatalığı, portakal, işte gördüğünüz gibi ufak tefek ürünler yani. Tazeliğinde haftada üç kere getiriyorum. Haftada o üç kere haricinde de semt pazarlarından gidiyorum. Yine ufak tefek bir şeyler alıyorum yani, bulunsun diye. Evet. Raflarda boş kalmasın diye. Ama işlerimiz zor yani. Evet. Süper o zaman. Bu maratonla burası çalışmaya devam edecek. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Evet.